Genel anlamıyla Türkmenlerin hafızasından 65. yılında olmamıza rağmen halen çıkmayan bir katliam. Kürt militanları ve komünist militanları Barzani'yi bir lider olarak karşılayıp Kerkük'ün sokaklarında bir gövde gösterisine, silahlarla birlikte bir gövde gösterisine çıktıklarını görmüştük. Toplu kurşuna dizildikleri zaman 6 yaşındaki küçük çocuklar vardı. Kolları tamamen yaralanmıştı. Herkese merhabalar. Bugün Kerküklü Türkmen gazeteci Mustafa Kemal Yılmaz'la beraberiz. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz seninle uzun zamandır beraber program yapıyoruz zaten. O yüzden Mustafa Kemal Yılmaz kimdir kısmına geçiyorum. Bugün konumuz yakında bir tarih olması nedeniyle 14 Temmuz katliamı, Kerkük soykırımı olarak da biliyoruz. E, Ata Hayrullah'ın ve diğer şehitlerin katledildiği Türkmenlerin en acı günlerinden, Türk dünyasının en acı günlerinden birisi. Fakat tabii Türkiye'de bu konuya dair anlatılanlar genelde genel geçer şeyler. Ee, biz biraz daha detaylı girelim istiyorum Kemal. Öncelikle 14 Temmuz'dan önce neler oldu? Bu süreç 14 Temmuz'a nasıl geldi? Bundan bahsedebilir misin? Tabii ki hem üzerinden yakın bir tarih geçmesi hem de Irak Türklerinin belki de bugüne kadar karşılaştığı en büyük acı ve tü, sizin de bahsettiğin gibi Türk dünyasının en büyük acılarından birisi olarak 14 Temmuz 1959 Kerkük soykırımı genel anlamıyla Türkmenlerin hafızasından 65. yılında olmamıza rağmen halen çıkmayan bir katliam. Çünkü bunun hem başlangıç süreci hem yaşanması hem de sonuçlarını incelediğimiz zaman Türkmenlerin bizzat kimliklerine yönelik düzenlenmiş bir katliam olarak ilk defa karşımıza çıkıyor. Yani öncesindeki sürece bahsetmek gerekirse, Osmanlı döneminin Irak'tan çekilmesi, 1918 ile birlikte Kerkük'teki Türk hakimiyetinin yok olması ve devamındaki süreçte e, Türkmenler e, 1959 yılına kadar gerçek anlamıyla bir kimlik, e, saldırısına maruz kalmadılar. Çünkü bunlar daha çok İngilizlerle Türkmenler arasındaki hak, hukuk ve benzeri alanlardaki çatışmalardı. Evet, Krallık döneminde Türkmenler hiç rahat değildi, huzursuzdu. Çünkü bu Krallık dönemindeki e, mevcut yönetim Türkmenleri tamamıyla göz ardı ediyordu. Bu yönetimi e, İngilizler getirdiği için, İngiliz mandası bir yönetim olduğu için Türkmenler haklarını erişemiyordu. Biz çok daha eskiye gitmektense 1958 yılında 14 Temmuz'un e, asıl Iraklılar için yani Araplar için asıl anlamı olan 14 Temmuz 1958 yılında Irak Cumhuriyeti ile başlayalım. Çünkü bu tarih Türkmenlerin bir yıl sonra 14 Temmuz 1959 yılındaki katliama maruz kalmalarını da bize açıklıyor. İlk olarak 14 Temmuz'da Abdülkerim Kasım başkanlığında bir askeri darbe düzenlenerekten Irak'ta Cumhuriyet ilanı gerçekleşiyor. Krallık devriliyor. İngiliz mandası e, altındaki krallık tamamıyla feshediliyor ediliyor ve yerine bir Irak Cumhuriyeti ilan ediliyor. Ve biz ilk defa Türkmenlerin kimlik bazında ayrıştırmaya maruz kaldığını 1958 yılındaki anayasada yani ilk Irak Cumhuriyeti'nin anayasasında görüyoruz. O da bugüne kadar hani 1958 yılına kadar Irak'taki tüm etnik yapılar, Türkmenler olsun, Kürtler olsun, Araplar olsun kendilerini söyledikleri zaman ben Türkmenim ama Iraklıyım kimliğine sahipti. Çünkü genel anlamıyla bir anayasada olsun, hukukta olsun böyle bir ayrıma gidilmiyordu. Iraklı kimliği ön plandaydı. Fakat Abdülkerim Kasım'la birlikte Irak, Kürt ve Arapların ortak ülkesidir şeklinde bir ee, anayasa hazırlanmıştı ve o da Türkmenlere neredeyse hiçbir hak tanınmadı. Ee, özellikle de hani Irak anayasasının Irak bir Kürt Arap ülkesi olarak 1958 yılında göstermesi Türkmenlere de şu soru işaretini yaratmıştı. Hani biz ortak bir şekilde Irak'ta hak sahibi değil miyiz? E, ee, anayasada da bu olmayınca dolaylı olarak Türkmenlerin aklında ilk soru işareti o da gelmişti ve kimlik basında Türkmenlerin ilk yok sayılması Irak etnikleri arasında Kürt, Arap, Türkmenler arasındaki ilk etnik ayrımcılığın sağlanması da Abdülkadir Kasım'la birlikte 14 Temmuz 1958 Anayasasıyla gerçekleşmişti. Fakat bu dönemde yine Türkmenler mutluydu. Neden mutluydu? Çünkü Krallık Dönemi İngiliz mandasının altında olduğu için Türkmenlere daha düşmanca yaklaşıyordu ve Irak Cumhuriyeti ki Türkiye'deki Cumhuriyet'e de Türkmenler çok hasset kaldığı için Atatürk'ün gösterdiği örneğe de hayran oldukları için hani Cumhuriyet'e daha iyi temsil edilebileceklerini, daha fazla haklarını alabileceklerini düşündüler. Ve bu yüzden de Cumhuriyet'i mutlulukla karşıladılar. 1958-14 Temmuz'u kendileri içinde bir dönüm noktası yaptılar. Ki ilerleyen dönemde bunu kahvelerine, yani kahvehanelerine de isim olarak verdiler 14 Temmuz kahvesi gibi. Bunun gibi bir çok olaya şahit olduk. Devamında katliama doğru giderken Abdülkadir Kasım Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir genel af çıkardı. Bu genel af krallık döneminde suçlu olarak kabul edilen ya da vatan haini olarak kabul edilen insanların, krallık tarafından kabul edilen insanların ülkeye geri dönmesini yani sürgünde olanların geri dönmesini sağladı. Bunların arasında bizim için en önemli nokta Moskova'dan Rusya'ya sığınmış olan Mustafa Barzani ki günümüzdeki Barzani'nin büyüğü olan, aşiret büyüğü olan Mustafa Barzani Moskova'dan Irak'a geldi. Kerkük Havalimanı'na indiği zaman o dönem zaten Kerkük'teki olayların başlayacağını, sıkıntıların yaşanacağını görmeye başladık. Çünkü havalimanına gelişi ve havalimanından Süleymaniye'ye geçişi, oradan Erbil'e geçişinde biz gördüğümüz sahneler şuydu. Daha fazla Kürt militanları ve komünist militanları Barzani'yi bir lider olarak karşılayıp Kerkük'ün sokaklarında bir gövde gösterisine, silahlarla birlikte bir gövde gösterisine çıktıklarını görmüştük. Devamında Kerkük'te sıkıntılar yaşanabileceğini ilk biz o anda hissetmeye başladık. Sonrasında Kerkük'ün o dönemki komutanı, Kerkük'ün güvenliğinden sorumlu komutanı Tabakçeli bulunuyordu. Tabakçeli ailesi itibariyle, kendisinin kişiliği itibariyle Türkmenlerle bir e, dost, Türkmen dostu denebilecek, Türk dostu denebilecek bir e, askeri komutandı. Tabakçeli Kerkük'te Kürtlerin e, komünistlerle birlikte işbirliği yapıp e, bir Türkmen Kürt kavgası çıkartıp Türkmenlere yönelik, Türklere yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğini tahmin ediyordu. Bunun hakkında raporlar yazmaya başladı Bağdat'a. Özellikle de Tabakçı'nın kimliği itibariyle kendisi bir Arap milliyetçiliği ağır basan birisiydi, Komünizme de bu nedenle karşıydı. Ee, ve Türkmenli kendisi de kendi deyimiyle eee Türkmenleri toplayaraktan da bunu söylemişti kendisi. Ee, benim annem Osmanlıca'yı halen konuşuyor. Osmanlı Türkçesini konuşuyor. Tabiriyle Türk dostluğunu da gösteriyordu ve orada hani bir sıkıntı yaşanacağını hissetmişti. Fakat eee Irak'ta o dönem Abdülkerim Kasım döneminde 1959'un başlarında e, başlayan isyanların Abdülkadir Kasım'ı korkutmaya başlamış, yani Arap milliyetçilerinin bu hükümeti devirebileceğini düşünmesi ile birlikte Kerkük'teki etkileri tabak çeliği görevden almalı oldu ve yerlerine ağır sert komünizmiyle ile bilinen Davud-u Cenabi getirildi. davud Cenabı hem Kürtlerle çok yakın olan birisi hem de komünistliğiyle bilinen birisi. Tabakçeliği tam tersineydi tabii ki burada. Türkmen dostu olması, daha da ılımlı olması ve Arap milliyetçiliği ile biliniyordu. Tabakçeli'yi görevden almalarının nedeni de Tabakçeli'nin yazdığı mesajlarda da sorun yaratabilecek. Hani Barzani'ye bağlı olan, komünist olan askerlerin görevden alınmasını istemesi nedeniyle, hani Arap milliyetçisi olması nedeniyle görevden almışlardı. Davud-u Cenab'ı gelmesiyle birlikte ilk önce 102'ye yakın yani 100'den fazla e, Arap milliyetçisi ve Türkmen yetkili sürgüne gönderildi. Farklı bölgelere Bağdat'a çekildi. Devamında ise 1208 Türkmen e, ve Arap milliyetçisi e, bunun çok az kısmı Arap milliyetçisi bu arada. Büyük çoğunluğu neredeyse tamamı Türkmen askerleri görevden alınmaya başlandı. Silahlarına el konuldu. Devamında Kerkük'teki e, ki bu 14 Temmuz'dan birkaç gün öncesine e, tekabül ediyor. Davud-u emrindeki bir silah deposunun soyulduğu haberi yayınlandı. Ve silahların kime gittiği bilinmiyordu. Sonradan tabii bunu biz 14 Temmuz tarihinde sonuçlarını görecektik. O silahların nerede, nasıl, kimler tarafından çalındığını öğrenecektik. E, devamında Kerkük'teki olaylar başladı. İlk olarak e, katliama gelmeden önceki süreçte, daha katliam başlamadan önceki süreçte Kerkük e, sokaklarında Kürtler, Komünistlerle birlikte Türklere karşı sloganlar atmaya başladılar. Hmm. Kerkük sokaklarında e, Türk gördükleri Türkçe konuşan her insanı işte pis Turani'ler, bunlar ırağı bölmek istiyor, Türkiye ile birleşmek isteyen Turani'ler diye saldırmaya başlıyordu. Çünkü hem Komünistlerin ideolojisinde Türklerin turancı olması nedeniyle bir düşman figürü vardı. Hem de kütle Moskova'ya yani bazen Moskova ile birlikte bir e, komünist Kürdistan kurma hedefi vardı o dönemde. Bu hedef çerçevesinde Kerkük'ten Türkleri dışarı atarak etnik temizlik yaparaktan bu Kürdistan Komünist Kürdistan Devleti adı altında bir devletin kurulmasını istiyordu. Çünkü Türkler onun için büyük bir engeldi orada. Ve mesela kahvanelerde ilk olarak Kürtler e, toplanıp Atatürk'ün fotoğraflarını yakaraktan, Türkmenlerin kahvanelerinde kahvelerine giderek Atatürk'ün fotoğraflarını yakaraktan kavgalar başlatıyorlardı. Bu kavgaların yanında iki taraftan da o dönemde kavgalar sonucu yaralılar oluyordu. Fakat katliama giden süreç e, yine de Türkmenler tarafından beklenmiyordu. Çünkü evet tartışmalar her zaman olabilirdi, bu barizanenin gelişiyle birlikte kavgalar yaşanabilirdi ama bunun bir silahlı, katliama dönüşmesini beklemiyordu. Bu yüzden de Türkmenler hazırlıksızdı. Peki Kemal katliam nasıl başladı? Yani Kürtler 14 Temmuz'da nasıl harekete geçti? Kürtleri harekete geçiren şey neydi? Bu kadar kavga oluyordu, işte tartışmalar oluyordu. O zamana kadar ki tartışmalardan daha fazlasını yapmaya Kürtleri ne itti ve buna nasıl cesaret ettiler? İlk olarak az önce de bahsettiğim gibi mesela Davut Cenabi'nin emrindeki bir e, silah deposunun soyulmasıyla birlikte Türkmenler burada bir şeyler sezmeye başladı ama dediğim gibi beklemiyorlardı. Devamında e, Kürtlerin silahlandığı görüldü fakat e, o askeri depo boşaltıldığı için oradaki askeri üniformalar da çalınmıştı. Bu yüzden Kürt militanlarıyla komünist çete üyeleri hepsi olarak e, askerinin normal kıyafetlerini giyip normal silahlarını taşıyorlardı, sopalarını taşıyorlardı. Bu yüzden de ilk olarak Türkmenler bunu öngörememişti. Katliamın başlangıcını 14 Temmuz 1959 tarihinde görüyoruz. Çünkü az önce de katliamın başlangıç serüveninden önceki dönemi anlattığımda Irak Türkleri, Türkmenler 14 Temmuz 1958'i mutlulukla karşılamıştı. Cumhuriyeti bir mutluluk aracı olarak görüyorlardı. Çünkü Cumhuriyeti bir kurtarıcı olarak bekliyorlardı. Fakat bunun Pişmanlığını çok geç olmadan bir yıl sonra 14 Temmuz tarihinde kutlamalara çıktıklarında göreceklerinden haberleri yoktu. 14 Temmuz tarihinde Türkmenler milli kıyafetlerine girerek ki buna üzgün çeket deniyor Irak Türklerinin adını isimlendirmesiyle zıbın ceket kıyafetlerini giyerekten, milli kıyafetlerini giyerekten sokaklarda kutlamalara başlamışlardı. Ki orada da çok ironik bir durum vardır ki Irak Cumhuriyeti'nin birinci yıl dönümü kutlamalarını kutlayan sadece Türkmenlerdi. Ne Araplar ne de Kürtler katılmıyorlardı. Çünkü Irak devletinin cumhuriyet olmasına çok da sıcak bakmıyorlardı. Onlar daha çok kendi koparabileceklerini ilgilenir. Kürtler bir bağımsız Moskova'nın idaresi altındaki bir komünist Kürt devleti hayali havaydı. Arapların da e, mevcut e, Abdülkerim Kasım yönetimine karşı olmaları nedeniyle krallığı ve onun e, diğer e, alternatifleri desteklemeleri nedeniyle kutlamalara katılmamıştı. Sadece Türkmenler katılmıştı. Adeta bir bayram havasında geçiyordu. Sonra kalabalığın etrafını saran Irak ordusu kıyafeti girmiş insanlar öldü ve bunlar silahlıydılar. Bir anda e, ilk bu kutlama alanlarında böyle gelişiyordu. Devamında aynı şekilde bu silahları çalan bazen bağlı küt e, teröristleri ilk olarak Osman Hıdır'ın 14 Temmuz, az önce de bahsettiğim gibi 14 Temmuz olarak isimlendirildiği kahvanesinin önüne giderekten Atatürk'ün fotoğrafını yakmaya başlayıp e, sloganlar atmaya başladılar. Osman Hıdır bunu fark ettiğinde Türkmenlerin, orada Türkmen gençlerin orada kendisinin kahvesinde toplandığı için kutlamalar nedeniyle gençleri korumaya çalışaraktan kollarını açarak e, oradaki saldırgan kütlenin kahvanenin içerisine girmesini engellemeye çalıştı. Fakat ilk olarak e, Elisopo'lu kütler Osman Hıdır'ı yere yatıraraktan e, dövmeye başladı ve devamında ilk katliamın ilk şehidi olarak Osman Hıdır oldu. Ee, Osman Hıdır'dan sonra kalabalık kutlamaları yapan kalabalığın etrafını salan Kürt çeteleri, Irak üniforması giren Kürt çeteleri kalabalığın üzerine rastgele ateş etmeye başladılar. Ve bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu çatışmalar arasında şehitler oldu. Herkes evine dağıldı. Kaçmak zorunda kaldı. Çünkü Türkmenler orada silahsızdı. Hiçbir şekilde silah yoktu ve hazırlıksızdı bu duruma. Türkmenler evlerine gitmeye başladılar. Kürt çeteleri durmadı tabii. Sokağa çıkma yasağı sadece Türkmenler için ilan edilmiş oldu. Sonrasında anlaşıldı. Ve Kürt çeteleri Türkmenlerin evlerine tek tek e, tespit etmeye başladılar ki önceden de bunların üzerinden bazılarını çizmişlerdi. Mesela Türkmenlerin o dönemki en büyük lideri konumunda olan Ata Hayrullah'ın evine yönelik bir baskın düzenlendi ki bu baskı düzenlerken de Kürtçe atanın evine atanın evine diye sloganlar atıyorlardı. E, Ata Hayrullah'ın evine düzenlenen baskın sonucu rahmetli şehit liderimiz Ata Hayrullah ve kardeşi Doktor İhsan Hayrullah'ı e, tutuklayaraktan iş e, kışraya götürdüler ve orada işkenceye maruz kaldılar. İşkence sonrası formalite bir yargılama ile e, şehit ederekten kendilerini Osmanlı Kışlası'nın önündeki elektrik direklerinin aslında ki Temmuz'da Irak sıcağını şu an gidip bakarsanız hava durumuna 55 derecenin üzerinde olduğunu görürsünüz. Bu da cesetlerin e, kavurucu sıcaklığın altında bırakıldığını ve halka sergilendiğini amaçladılar orada. Devamında Selahaddin Avcı'nın evine baskın düzenleyerekten Selahaddin Avcı ve kardeşini tutukladılar. Diğer kardeşi evde değildi o sırada. Osmanlılarının çeyhanesinden başka yere kaçmak zorunda kalmıştı. O yüzden sadece bu iki kardeşi almışlar. Bunları şehit etmeleri bile aynı şekilde durumun ne kadar vahşice olduğunu, Türklere yönelik oradaki katliamın boyutunu bizlere çok iyi gösteriyor çünkü Selahaddin abici Muhammed abiciden daha yaşça büyük bir abisiydi ve abi olarak küçük kardeşinin gözlerinin önünde ölmesini istemedi. O yüzden onlara hani madem ki bizi öldüreceksiniz önce beni öldün sonra kardeşimi öldürün dedi. Ee, tabii Muhammed Avcı da bunu istemedi, sadece beni öldürün, kardeşimi öldürmeyin demişti. Devamında oradaki Kürt eşkıyaları, Selahaddin Avcı ile Muhammed Avcı'ya dönerek de madem ki siz birbirinizi bu kadar seviyorsunuz, o zaman sarılın, birlikte ölün şeklinde bir e, emir verecekten e, onlara kurşun sıktılar. E, orada sadece Muhammed Avcı e, şehit oldu, Selahaddin Avcı yaralı olarak halen yaşıyordu e, ve yaşadığını, halen şehit olmadığını gördükleri için Selahattin Avcı bugün Kerkük'te Osmanlı kışlasının hemen yanında bulunan heykelin oraya götürerekten önce orada parmağındaki yüzünü parmağını keserek çıkarttılar ve çeşitli çeşitli işkencelerle şehit olmasını sağladılar. Sonra da çıkarttıkları parmağındaki yüzü pazarda da 50 dinara sattılar. Bunu bu olayları anlatan Nevzat Avcı, ailenin küçük kardeşi Nevzat Avcı cenazeden bir hafta sonra cenaze döneminde yüzüğün satı alan esnaf, o da bir Arap esnaf olduğu için yüzüğü getirerekten bunu hainler bana sattı, ben de parasını almam deyip aileye hatıra olarak onu o yüzüğü tekrardan geri vermişti. Bu katliamda 30'dan fazla onlarca resmi sayıda bildiğimiz tabii ki bu onlarca Türkmen vatandaşı teker teker evlerinden tespit edilip bunların arasında öğretmen vardı, öğrenci vardı, küçük insanlar vardı, yaşlı küçükler vardı, şehit edildi tek tek ve resmi rakamlara göre binin üzerinde vatandaşımız çeşitli sopa, gerek sopayla olsun gerek mermiyle olsun yaralandı. Yaralananlar arasında toplu kurşuna dizildikleri zaman 6 yaşındaki küçük çocuklar vardı. Kolları tamamen yaralanmıştı. Ve şehitler arasındaki en küçük şehidimiz bir Türkmen kızı olarak Emel Muhtar'dı. Emel Muhtar Türkmen şehitler arasındaki... Bu katliamdaki en düş küçük yaşlı 12 yaşındaydı sadece ve Kürtler için onun 12 yaşında bir çocuk olması hiç önemli değildi. Kürtler için onun bir Türk olması yeterliydi ve onu şehit etmeleri için gerekli bir suçtu Emel Muhtar'ın bir Türk olması. Çünkü Kürtler, Türklere Türk kimliği üzerinden saldırıyordu. Komünistler de Türklerin Türk kimliği üzerinden tuğrancı olmaları nedeniyle saldırıyordu. Ve katliamdaki e, Emel Muhtar'ın katledilmesi o kadar acı bir olaydı ki, ki diğerleriyle birlikte küçük çocukların yaralanması. Bu konuyu en güzel özetleyen e, Emel Muhtar içinde bir şiir yazan e, Irak Türklerinin en büyük şairlerinden, kadın şairlerimizden Nesrin Erbil'in e, şiirinden durumun özetini sizin için okumak istiyorum. Kerkün Temmuz günü mahşer olurken yazı, doldurdu semasını ana baba avazı. Bir emel gitti diye kerkü gün durmaz nabzı. Yüz emeller yetişir bir emelin izinde diyordu ki e, 1959 tarihindeki bu katliam sadece bir emelin değil yüzlerce emelin yetiştiğini bize ondan sonraki süreçte tekrar tekrar gösterdi. Kemal peki öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Peki bu katliam nasıl durdu? Yani Kerkük Türkleri 3 gün boyunca bir soykırıma maruz kaldılar. Ee, Bağdat'tan bir güç gelmedi. Kerkük Türklerinin elinde de bir silah yoktu o sırada. Çeşitli anlattığın nedenlerden dolayı. Ee, bu katliam en sonunda nasıl durdurulabildi? Şimdi katliamın 3 gün 3 gece sürmesi belli süreçler çerçevesinde. İlk 14 Temmuz'da, 15 Temmuz'a kadar Bağdat'ta Bağdat'ın yani Bağdat'taki Abdülkadir Kasım hükümetinin hiçbir şekilde kayıpta yaşanan olayların haberi yoktu. Onun da Temmuz günü komünist çetelerle Bazani çetelerinin e, Türklere yönelik soykırım başlatmasını Bağdat'a Irak'taki askeri Davudül Cenabi'nin ekibi e, Bağdat'a bildirirken orada albay şehit Türkmenlerin lideri olan albay Haydullah'ın Kerkük Kalesi'ni işgal ettiğini, Kerkük'te bir silahlı direniş başlattığını Irak hükümetine dahi bildirmişti. Yani burada Abdülkerim Kasım hükümeti Kerkük'te Türkmenlerin silahlı bir direnişe başladığını sanıyordu ee, ve Kürtlerin de komünistlerle birlikte birleşerekten, Irak ordusuyla birleşerekten bunu bastırdığını düşünüyordu ilk alanda. Sokağa çıkmaya sağdı Bu yüzden Irak ordusu tarafından, davul Ekibi tarafından il ilan edilmişti. Fakat ee, orada e, Türkmenlerin lider kadrolarından olan askeri kanattan olan, daha o dönem genç olan Abdullah Abdurrahman ki kendisi 1980 yılında Saddam Hüseyin tarafından da Türkmen lideri olduğu için Türkçülük ve Turancılık yapmak suçlamasıyla da idam edilen bir liderimiz. Abdullah Abdurrahman sokağa çıkmaya yasağını denerekten yanına aldığı askerlerle bir Türkmen askerlerle birlikte Bağdat'a doğru yola çıktı. Bağdat'a doğru yola çıkarken Kerkük'teki katliamlar devam ediyordu, sürüyordu. Abdullah Abdurrahman Bağdat'a vardıktan sonra katliamla ilgili bilgileri e, Abdülkadir Kasım'a sunmaya başladı. Fakat Abdülkadir Kasım yanlış bilgilendirildiği için Abdülkadir Kasım ilk başta buna inanmadı. Ama devamında e, Bağda Kerkük'ten Abdülkadir Kasım'a gelen raporlarda e, Abdullah Abdurrahman'ın Kerkük Kalesi'nde Atay'la birlikte işgal ettiğini ve yakında Kerkük Kalesi'ni düşürüp Abdülhamid'in öldürülüp Bağdat'a teslim edileceği söylenince Abdülkerim Kasım orada Kerkük'ten yalan bilgiler geldiğini öğrendi. Çünkü Abdülhamid'in o an kendisiyle birlikte oturuyordu, yanında oturuyordu. Ve Kerkük bu olayları durdurması için askeri birlik çıkardı. Askeri birliklerin Kerkük'e ulaşması 17 Temmuz'u buldu ve katliam 3 gün Üç gece sürme, bu kadar uzun sürmesinin nedeni askeri birliklerin Kerkük'e geç ulaşmasıydı. Kerkük'e ulaştıktan sonra katliam durdu. Abdülkerim e Kasım devamında bir yaklaşık bir yıl sonra 1959 tarihinde Ağustos ayında bir açıklama yaptı katliamı ile ilgili ki bunu buradaki suçluların e, cezalandırılacağını söylese de hiçbir şekilde cezalandırılmamıştı e, ve kendisi de Kerkük'teki güvenliğin geri döndüğünü yap, yaptığı açıklamada, sükunetin geri döndüğünü e, kendi tabiriyle Türk kardeşlerimin sabrından memnunum, e, onları her daim koruyacağım şekilde bir açıklama yapmıştı ama hani Abdülkarim Kasım döneminde Türkmenlerin hiç de e, güvende olmadıklarını birçok olayla birlikte görmüştük. Kemal peki? Katliamdan sonra neler oldu? Bu katliamın sonuçları nasıldı? Türkiye'de, Türk dünyasında, dünyada nasıl yankı buldu? Katliam ilk olarak Türkiye'den başlayalım. Türkiye'ye medyasına yansıyamadı maalesef. Çünkü o dönemin e, başbakanı Adnan Menderes, e, Cumhurbaşkanlığına talimatıyla birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın bir kararname çıkartmasını sağladı. Bu kararname değilse ki belgeyi buraya yine koyarız. E, bu kararname değilse 14 ile 17 Temmuz arasındaki Kerkük'te yaşanan olaylara dair hiçbir görüntü, fotoğraf, videonun e, ses kaydının Türkiye'ye sokulmaması sınır kapılarına ve Türkiye'de yayınlanmasına yasaklama getirmiş. Yani Kerkük soykırımında o Kerkük katliamında Türklere yönelik oluşan Kerkük katliamında annenin tarafından bir sansür uygulanmıştı. Bu bu nedenle Türkiye'de bu insanlar çok fazla haberi olamadı. Ee, bir yıl sonrasında e, Ankara'da Türkmenlerden öğrenen Türk gençleri bir. Ankara ve İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Ama bu da kitlelere çok fazla yayılamadı. Ta ki bu hem yasağın derlenmesi hem de Türkmenlerin Kerkük'teki maruz kaldığı katliamın detaylıca anlatılmasını fikir babamız Hüseyin Nihal Atsız'ın vesilesiyle Türkiye öğrendi. Çünkü ilk olarak yazılı medyada bu yürüyüşlerden sonraki haberlerden sonraki gazetelerden sonraki medyada Hüseyin Yalatsız tarafından Ötüken Dergisi'nde Kıbrıs'tan sonra Kerkük makalesinde bahsedildi. Barizani'nin ve komünist çetelerin Türkmenlere yönelik nasıl bir soykırım yaptığına dair bilgiyi Türkiye ilk defa detaylı olarak o dönemden sonra öyle öğrendi ve bu konu üzerine gidilmeye başlandı. Bunun bir de dünyada ayrı vardı. Çünkü Kerkük'te katliamın sürecini ve başlangıç dönemini anlatırken de Barzanya'nın Moskova'dan geldiğini söylemiştim. Ee, ve Barzanya Moskova'nın ciddi bir desteği vardı. Çünkü Moskova Orta Doğu'da bir komünist devlet dünyada olduğu gibi. Orada da bir komünist devlet kurmaya çalışıyordu. Ve Barzanya'yı bu, bu nedenle de destekliyordu. Ee, ve katliam tüm dünya gerek Irak kaynaklarında olsun gerek Türkiye ve dünyanın kaynaklarında tüm kalıtlarıyla komünist ve Kürt şeteleri tarafından yapıldığı görünse dahi Moskova Radyosu bunu çarpıtmaya çalıştı. Moskova Radyosu katliamdaki olayların sanki Irak Türkmenlerinin başlattığını göstermeye çalışıyordu ki Moskova radyosu Irak Türkmenlerini tulancı olmaları nedeniyle suçluyordu. Yani oldukları için bunu yaptılar diyordu ki Moskova'da katliam günü bile hani 21 Temmuz akşamı katliamdan birkaç gün sonra bir hafta sonra 21 Temmuz akşamı yayınladıkları Arapça neşriyatta da Kelik hadiselerine temas ediyor ve Türkiye taraftarı unsurlar tarafından çıkarıldığını iddia ediyorlardı hatta daha da ileriye giderekten Moskova Radyosu kay muhabirini kaynak göstererekten Kerkek katliamlarda Turan e, teşkilat adında bir teşkilat olduğuna dair iddialar ortaya atarakten Türkiye tarafından kurulduğunu Türkiye'den idare edildiğini ve bunların amacının e, Irak'taki Kerkük Musul yani petrol yataklarını Irak'tan ayırarak Türkiye'ye ya birleştirmek istediklerine dair bir iddia ortaya atarak, ataraktan bir şehit olan e, Türkmenlerden birisini Türk terörist grubunun lideri olarak anmıştı Moskova Radyosu. E, bunun gibi bir çok e, iftiralar vardı. Mesela Arut Yunov e, muhabiri, Moskova Radyosu'nun muhabiri. E, Türkmenleri, kendisi de aynı şekilde Türkmenleri Turancı olmakla suçlayıp Kerkü'ye uzaklanıp Türkiye'ye katmak suçlamıştı. Yani o dönem Rusya, Sovyet Rusya e, bu katliamı çarpıtaraktan komünistlerin ve Kürtlerin bu katliamı düzenlemediğini, e, Türklerin tulancı oldukları ve Irak'ta Türkiye tarafından yönetildiklerini, Turan adlı bir hareketlerinin olduğunu ve bu hareketleri çerçevesinde Turancı olmaları nedeniyle bir terörist grup olduğunu göstermeye çalışmıştı. E, ve Kerkük katliamında, Kerkük soykırımında bu nedenle Moskova'nın, Sovyet Rusya'nın bizzat parmağının olduğunu söylemekten de geri durmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda silahların sağlanması, Barzani çetelerinin Kerkük'e yerleştirilmesi, Kerkük'e dönmesi, Barzani'nin Moskova'da barınması, Moskova'da çok kolaylıklar altında yaşaması gibi nedenleri ve Moskova'nın Barzani'ye bir komünist Kürt devleti kurmasını desteklemesi nedeniyle de bu katliamın aslında e, ee, yapı yapanlardan birisi de Moskova hükümeti de diyebiliriz. Ee, Irak hükümeti ve Balizani komünist ile birlikte. Katliamın sonuçları Türkmen halkının hafızasından silinmedi. E, ee, Abdülkadir Kasım döneminde katliamı yapanlar cezalandırılmadı. Fakat Abdülkadir Kasım iktidarı çok uzun sürmedi. İktidarı devreden bazı partisi, bazı yönetimi o dönem Abdülkerim Kasım'da ideolojik farklılıklar olduğu için ve Abdülkerim Kasım'ı e, tamamıyla kötü bir karakter göstermeye çalıştıkları için ilk olarak Abdülkerim Kasım'ı öldürdüler. E, ve devamında kimliği belirsiz kişiler Bağdat'ta Kerkük katliamından sorumlu Davudül Cenabi ki tabakçenin yerine atılan davud Cenabi'nin Bağdat'ta evinde ölü bulundu. Ee, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Devamında bazı Partisi 14 Temmuz 1959 katliamı dosyasını açtı. Ee, çünkü o katliamı düzenleyen komünist ve Kürt çetelerinin Abdülkerim Kasım tarafından formlandığını iddia ediyorlardı. Bu nedenle bu dosyayı açtılar ve oradakileri cezalandırarak Abdülkerim Kasım'ın bir işte cinayeti şeklinde göstermeye çalıştılar ve e, açılan dosyada mahkeme birlikte 60'tan fazla kişi e, katliamdan sorumlu olmak nedeniyle idam edildi. Kerkün Meydanı'nda halkın önünde idam edildiler 1963 tarihinde. E, o tarihlerde katliamı düzenleyenlerin bir kısmı cezalandırılmıştı. Fakat Türkmenler 1960'lardan sonra e, özellikle de Baas döneminde Baas'ın baskıcı rejimine karşı kurdukları Türkmen Kurtuluş Ordusu olsun, bunun gibi silahlı örgütleriyle birlikte de bu katliamın da intikamını aldı ki bunlardan intikam alanı adında birisi Dahi Fazıl. Rahmetli Dahi Fazıl da vardı. Türkmenlerin ikonik karakterlerinden, önemli karakterlerinden birisi. Yani Türkmenler hem Irak tarafından o katliamın yapıcılarının cezalandırıldığını gördü, hem de Türkmenler kendileri de kendilerine yönelik yapılan katliamı yapanlardan intikam almıştı. Fakat 1959 14 Temmuz katliamı bir Kerkük'te soykırım olarak anılması gerektiği için Türkmenlerin hafızasından hiçbir zaman silinmedi. Kemal peki Türkmenlere yapılan bu katliamı neden bir soykırım olarak anmalıyız? Çünkü şimdi katliamla soykırım arasında belki kelime bazı, anlam bazı insanlar çok bir fark görmüyor. Ama Asıl fark şu benim nazarımda. Katliam genel anlamıyla çok fazla insanın belli bir taraf tarafından öldürülmesi olarak kabul ediliyor. Ama soykırım doğrudan bir etnik yapının oradan tamamen silinmesi üzerine yapılan bir şeydi. Yani Levi katliamı, Irak'ta gerçekleşen Telafel katliamı, Levi katliamı, Gavul katliamı gibi Kerkük'te gerçekleşen iki tane farklı katliam vardı 1959'dan önce. Fakat bunlar doğrudan Irak'taki Türklerin kimliklerinin silinmesine yönelik bir katliam değildi. Bunlar sadece bir gruba karşı oradaki Türkmenlerin büyük çoğunluğunu yok etmeye yönelik girişimdi. Ama 14 Temmuz 1959 katliamı doğrudan hem Barzani çetelerinin hem de Komünist Parti üyelerinin doğrudan oradaki Kerkük'teki Türkmen varlığını silmeye yönelikti. Bunu liderlerin öldürülmesinden, Türkmenlerin tamamının ateş açılmasından, Türkmenlerin yerlerinden edilmeye çalışılmasından görüyoruz. Evlerinin tek tek basılmasından görüyoruz. Yani o katliamda kimlik olarak sadece Türklerin tercih edilip ve Türklerin önde gelen veya gelmeyen insanların ama çoğunlukla önde gelen insanların tek tek hedef alınmasından kaynaklıydı. Bu da bize bu 14 Temmuz 1959'un birer soykırım olduğunu gösteriyor. Çünkü orada bir Türk soyunun kırılmasına yönelik bir girişimdi. Kemal Teşekkür ederiz. Ee, Türk dünyasının hala kanayan yaralarından birisi olan, e, açıkçası adaletin yerini bulmadığı bir Türk soykırımını tam götürde işledik. Değerli anlatımların bizi aydınlattı. Ee, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Daha eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ee, öncelikle hani Kerkük katliamının 14 Temmuz 1959 Kerkük katliamının Türkiye'deki kamuoyuna, Türk kamuoyuna ulaşmasına vesile olduğunuz için ekstra teşekkür ediyorum ki bunda bugüne kadar hiçbir zaman kusur elde Her zaman, herhangi zaman bir olayı, Kerkük'te yaşanan, Türkmen'de yaşanan bir olayı, Türk dünyasında yaşanan bir olayı aktarmak için yine burayı çok rahat bir şekilde kullanabildik, kullanmaya da devam ediyoruz. Bunun için ekstra bir teşekkür ediyorum. Fakat İnsanlığın unutmaması gereken bir nokta var, katliamlar bir milletin hafızasını oluşturan an önemli etkendir ve bu katliamlar milletin hafızasından silindikçe aslında millet silinmeye başlar ve bu katliamların tekerrür etme ihtimali artar. Bugün Kerkük'te Halen Türkler, belki bugün komünistlerin Irak'ta çok bir gücü yoktur, Türkiye'de çok bir gücü yoktur ama o dönem katliamın tarafı olan Kürtlerin halen belli bir gücü var. O dönem katliamın bir vesilesi olan Arapların, Arap milliyetçilerinin ve Arap milliyetçisi olmayanların da yine halen belli bir gücü var. Ve bunların bugün yine aynı tekrarla Türklere karşı bir baskıcı rejim gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani 2003'e kadar Saddam rejiminin örneği olsun, 2003'ten sonra Kürtlerin baskıcı rejimi olsun. Daha geçtiğimiz günlerde, 2-3 ay önce yaptığımız haberlerde de görülmüştü. Ufak bir olayda Araplar Türkmen'e saldırırken Türk-Moğol artığı diye saldırmaya halen devam ediyor. Halen Turani diye saldırmaya devam ediyorlar. Ve Türklerin Turancı olduklarını, Irak'ı bölüp Türkiye'ye katılacaklarını iddia ediyorlar. Tüm bu durum içerisinde Türkiye'deki soydaşlarımızın, Türk kamuoyunun bu bölgeden habersiz kalmaması gerekiyor. Bu bölgeyle daha da fazla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü bir ikinci 14 Temmuz'u tekrar yaşamak istemiyorsak ki 14 Temmuz'u tekrardan 1991 tarihinde Saddam tarafından yaşamıştık biz Irak'ta. Tekrarını tekerrür etmesini istemiyorsak buna karşı daha da bilinçli olmamız gerektiğine inanıyorum. Ve bu vesileyle de Tam Türk vesilesiyle de oluşabileceğini öngörüyorum. Teşekkür ederiz Kemal. Ağzına sağlık. Bir sonraki Türk Dünyası programında görüşmek üzere.